Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. En sevgilinin sevgilisi Hazreti Ayşe radiyallahu anha. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her zamanki gibi mescitte etrafında toplanmış olan Ashab-ı Güzin'le hasbihal halindeler. Onun gönüllere inşirah veren sohbet ve muhabbetinden istifade ediyorlar. Ashab'tan Amr bin As radiyallahu anh, Efendimiz'e sordu. İnsanlardan en çok sevdiğin kimdir ya Resulallah? Efendimiz hiç düşünmeden cevap verdi. Ayşe dedi. Aldığı cevaba şaşıran Amr sorusunu yeniledi. Peki erkeklerden kimdir ya Resulallah? Efendimiz yine aynı doğallıkla Ayşe'nin babası dedi. Ashabın beklemediği bir cevaptı. Evet, dünyada en çok sevdiği bir kadındı. Ama bu kadın öyle alelade sıradan bir kadın değildi. Hazreti Peygamber'in dininizin yarısını bu Hümeyra'dan öğrenin buyurduğu Resulullah'ın yâri-gârı, sadıklar efendisi, Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın kızı Ayşe'ydi o. Hane-i Saadet'te zeki, güzel ve genç bir kadın. Resul-i Ekrem'in zevcesi olan Ayşe, babası Ebu Bekir'in evindedir. Beni Mustalik gazvesinden döndükten sonra hastalanmış ve hastalığı bir ay kadar sürmüştü. Hastalığı süresince evden çıkmamış ve olan bitenden habersizdi. Sağlığı biraz düzelince, kulağına bir takım dedikodular gelmeye başladı. Bazı münafıklar onun hakkında ileri geri konuşuyorlardı. Derin bir üzüntüye düştü ve olayın hakikati ortaya çıkıncaya kadar babasının evine gitmek için Resulullah'tan izin istedi. Resul-i Ekrem'in iffetli tertemiz zevcesine, müminlerin annesine karşı yapılan bu ithamlar Ayşe'yi daha derin bir üzüntüye gark etti. Üzüntüsünden yataklara düştü. Perişan ve çaresizdi. Göz pınarlarında yaşlar kurumadı. Durmadan Rabbine yalvarıyor, dua ve niyazda bulunuyordu. Bu kötü iftiradan bir an önce temizlenmek ve hakikatin ortaya çıkmasını istiyordu. Ona ancak Rabbi yardım edebilirdi. Gece gündüz Allah'a yakardı, ondan yardım diledi. Hz. Peygamber'le evliliği Yüce Allah'ın emriyle gerçekleşmişti. Hazreti Cebrail, Hazreti Ayşe'nin suretini ipek bir hırka içerisinde Resulullah'a göstermiş ve ona, "Bu senin dünya ve ahirette zevcendir." demişti. Onların nikahı yüce Rableri tarafından göklerde kıyılmıştı. Rableri onları bir araya getirmişti ve böyle yüce bir emrin bereketiyle onların arasında büyük bir sevgi ve müveddet inkişaf etti. Hazreti Peygamber Ayşe'yi her zaman çok sevdi ve Hazreti Ayşe de onu çok sevdi. Genç ve bekar olarak evlendiği tek eşiydi Ayşe. İlme ve öğrenmeye büyük iştiyakı vardı. Resulullah'ın hanesinde onun tedrisatı altında yetişti. Hazreti Peygamber'le çok genç yaşlarda evlendiğinden ve onunla çok vakit geçiren Ayşe, Kur'an-ı Kerim'i ve Resulullah'ın sünnetini çok iyi öğrenmişti. Daha evlenmemişken okuma yazmayı, tarih ve nesep ilmini babasından öğrenmişti. Hazreti Peygamber'in yanında ise zekası, anlayış kabiliyeti, öğrenme arzusu, kuvvetli hafızası, aşk ve imanı sayesinde en iyi şekilde yetişti ve başkalarına nasip olmayan bir ilme sahip oldu. Arap diline ve şiirine vakıftı ve maharetle kullanırdı. Lebid'in pek çok beytini, Ka'b bin Malik'in hemen bütün kasidelerini, Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Revaha'nın manzumelerini ezberebilirdi. Kur'an ve hadisin anlaşılmasında dilin öneminin farkındaydı ve şöyle derdi: "Çocuklarınıza şiiri öğretiniz ki dilleri tatlansın." Hazreti Peygamber Ayşe radiyallahu anha ile vakit geçirmekten ve geç saatlerde onunla sohbet etmekten çok hoşlanırdı. Hele öğrenme konusundaki merakı, zekası, güzel konuşması, Kur'an'ı ve Hazreti Peygamber'i en iyi şekilde anlamaya çalışması gibi vasıfları sayesinde Hazreti Peygamber'in yanında müstesna bir yer kazandı. Hazreti Peygamber, onun kabiliyetlerinin gelişmesine yardım edince, baba evindeki eğitimi, vahyin aydınlattığı Hane-i Saadet'te daha da gelişti, derinleşti. Bilmediklerini, anlamadıklarını, eksik ve yanlışlarını, hatta Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Peygamber'in hadisleri arasındaki kendi anlayışına göre farklılık arz eden hususları Hazreti Peygamber'e sormak ve onunla müzakere etmek gibi güzel alışkanlıkları vardı. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe, etkili bir hitabet ve belagata sahipti. Hazreti Peygamber'den aldığı feyz sayesinde İslam esaslarının en mümtaz muallimi oldu. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etti. Sünnet-i Seniyye'yi şerh etmekle kalmadı, onun doğru anlaşılması hususunda ilmi tenkit usulünü öğretti. Ayetlerin nuzul sebeplerini, delaletlerini, tahlil ve değerlendirmelerini çok iyi bilirdi. Kuvvetli hafızası sayesinde Hazreti Peygamber'den 2000'in üzerinde hadis rivayet etti. En çok hadis rivayet eden sahabeler arasında 4. sırada olması, onun ilminin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Hazreti Peygamber'in döneminden başlamak üzere, kadınların eğitim ve öğretimiyle çok yakından meşgul oldu. Çevresinde ders dinleyen ve hadis nakleden pek çok kadın yer aldı. Böylece o yetiştirdiği öğrencileriyle İslam dünyasında kadınların ilimle meşgul olmalarına öncülük etmiş oldu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra onun evi, kadın erkek, büyük küçük birçok kimsenin huzuruna gelip kendisini dinlediği, sorular sorup cevap aldığı bir ilim-irfan yuvası olmuştu. Sahabiden pek çoğu fetihler ve başka sebeplerle Medine dışına gittiğinden Medine'de çok az sahabe kalmıştı. Hazreti Ayşe'nin varlığı sayesinde Peygamber şehri Medine, ilim şehri olmaya devam etti. Onun Medine'de yıllarca süren eğitim ve öğretim faaliyetleri neticesinde İslam ilimlerinin temellerinin atılması ve ilmi hareketin gelişmesini sağladı. Peygamber Efendimizin pak ve temiz zevcesi, müminlerin annesi Hazreti Ayşe hakkındaki dedikodular başını almış yürümüştü. İşin acı tarafı, münafıkların başlattığı iftira ve karalama kampanyalarına bazı Müslümanların da inanmasıydı. Peygamber Efendimiz, eşinin masum olduğunu biliyor, ancak böylesi sinsi ve haince planlı bir iftiranın halk arasında yayılması onu son derece üzüyordu. Minberden Müslümanlara irad ettiği hutbesinde şöyle buyuruyordu: "Ey Müslümanlar cemaati! Aile aleyhindeki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren şahsa karşı bana kim yardım eder? Halbuki vallahi ben ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum." Peygamber Efendimiz daha sonra ashabı ile bu konuyu istişare etti. Ashabı bunun apaçık bir iftira olduğunu biliyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Ya Resulallah, haşa, bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kat'i biliyorum ki bu münafıkların yalanıdır. Allah Teala bedeninize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedenini sineklerden bile muhafaza eden, onları bedeninize yaklaştırmayan Cenab-ı Allah nasıl olur da ailenizi böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz?" diye fikrini beyan etti. Peygamber Efendimiz ve ashabı bu çirkin iftiranın düşmanlarının eseri olduğunu biliyorlardı. Yüce Allah'tan hakikatin ortaya çıkması hususunda yardım istedi. Ancak aradan bir ay gibi bir zaman geçmesine rağmen herhangi bir vahiy inmedi. Hazreti Ebu Bekir'in evine gitti. Hazreti Ayşe radiyallahu anha ailesiyle perişan bir halde ağlamaktaydı. Resulullah selam verdikten sonra Hazreti Ayşe'nin yanına oturdu ve şöyle dedi: "Ey Ayşe! Hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzak isen, yakında Allah seni onlardan beri ve uzak tuttuğunu açıklar. Yok eğer böyle bir günaha yaklaştınsa, Allah'tan af dile ve ona tevbe et. Bu sözler üzerine Hazreti Ayşe'nin göz pınarları kurudu. Peygamber Efendimiz'e cevap vermek için babasına rica etti. Resulullah'a bu hususta benim tarafımdan cevap ver dedi. Hazreti Ebu Bekir şaşkındı. Ne diyeceğini bilmiyordu. Vallahi kızım, Resulullah'a ne diyeceğimi bilmiyorum dedi. Annesine döndü. Ancak ondan da aynı cevabı aldı. Hazreti Ayşe bizzat cevap vermek zorunda kaldı ve şehadet getirdikten sonra şöyle dedi. Vallahi ben anladım ki siz halkın yaptığı dedikoduyu işitmişsiniz. Hatta onlara inanmış gibisiniz. Şimdi ben size o kötülükten uzağım desem ki Allah biliyor uzağımdır, beni doğrulamazsınız. Faraza ben kötü bir iş yaptım desem ki Allah biliyor ben böyle bir şeyden uzağım, siz beni hemen tasdik edersiniz. Vallahi ben kendim için de sizin için de Yakub aleyhisselamın oğullarıyla olan misalinden başka getirecek bir misal bulamıyorum. Nitekim o zaman o artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır ayetini okudu ve susup beklemeye başladı. Resul-i Kibriya Efendimiz aleyhissalatu vesselam henüz yerinden kalkmadan tüm ev halkı yerinde oturuyorken Efendimiz de vahiy alametleri belirdi. Sevgili Peygamberimiz vahyin şiddetinden terledi ve inci tanesi gibi terler dökülmeye başladı. Hazreti Ebu Bekir kalkıp üzerine örtü örttü ve başının altına bir yastık koydu. Herkes nefesini tutmuş, Yüce Allah'tan gelecek vahyi bekliyordu. Ya bu meş'um olay doğrulanacak ya da Hazreti Ayşe'nin masum olduğu ortaya çıkacaktı. Ama müminlerin annesi Ayşe'nin içi rahattı. Ne korktu, ne endişe etti. Rabbinin ona yardım edip temize çıkaracağını biliyordu. Efendimizin üzerinden vahiy hali kalkınca sevinçle Ayşe'ye, "Müjde ey Ayşe! Yüce Allah seni kesin olarak tebriye etti. Yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı." buyurdular. Hazreti Ebu Bekir çok sevindi ve kalkıp kızını alnından öptü. Hazreti Ayşe'nin masumiyetini tüm insanlara duyuran Nur Suresinin 11 ila 20. ayetleri şunlardı. Onu siz kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen o adama da pek büyük bir azap vardır. Onu iftirayı işittiğiniz vakit erkek müminlerle kadın müminler kendi vicdanları önünde iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri lazım değil miydi? Buna karşı 4 şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın ihsan ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o daldığınız dedikodu sebebiyle size muhakkak büyük bir azap çarpardı. O zaman siz o iftirayı dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyor ve bunu kolay günah olmayan şey sanıyordunuz. Halbuki onun günahı Allah katında büyüktür. Onu, iftirayı duyduğunuz zaman bunu söylemek bize yakışmaz, haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz lazım değil miydi? Eğer siz gerçekten iman eden kimselerseniz, böyle bir şeye ebediyen bir daha dönmenizi Allah size yasaklıyor. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.